Merhaba, ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğü'nden İpek Dinç. Haftalık borsa araçları ihraçlarını değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere geride bıraktığımız haftanın borsa aracı ihraçlarındaki önemli gelişmelerden bahsedeceğim. 23 Mayıs haftası borsa araçları birinci piyasada yoğunluğun devam ettiği bir haftaydı. Gerçekleşmiş ihraçlara baktığımızda bankaların ve banka dışı finans sektörü kurumlarının 3 aylık vadelerde yoğunlaştığını gördük. Bankalar tarafından gerçekleştirilen ihraçların detaylarına baktığımızda bir önceki hafta %19,50 yıllık basit faiz oranıyla 84 gün vadeli ihracını yaklaşık 682 milyon lira olarak sonuçlandıran QNB Finans Bank, geçtiğimiz hafta %21,10 yıllık basit faiz oranıyla 91 gün vadeli ihracını yaklaşık 102 milyon lira, bir önceki hafta %19,50 yıllık basit faiz oranıyla 81 gün vadeli ihracını yaklaşık 821 milyon lira olarak sonuçlandıran Akbank, geçtiğimiz hafta %21 yıllık basit faiz oranıyla 76 gün vadeli ihracını yaklaşık 703 milyon lira, %20 yıllık basit faiz oranıyla 78 gün vadeli ihracını ise 212 milyon lira. Odeya Bank %19,10 yıllık basit faiz oranıyla 57 gün vadeli ihracını yaklaşık 260 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraçlar sonucunda yurt içinde tedavülde QNB Finans Bank'ın yaklaşık 4 milyar 700 milyon, Akbank'ın yaklaşık 3 milyar 400 milyon, Odeya Bank'ın yaklaşık 300 milyon lira tutarında Türk lirası bazında kıymeti bulunuyor. Banka harici finans sektörü kurumlarından bazıları tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda bir önceki hafta %18,30 yıllık basit faiz oranıyla 62 gün vadeli ihracını yaklaşık 141 milyon lira olarak sonuçlandıran İş Yatırım, geçtiğimiz hafta %21,05 yıllık basit faiz oranıyla 60 gün vadeli ihracını yaklaşık 348 milyon lira, %20,25 yıllık basit faiz oranıyla 91 gün vadeli ihracını ise yaklaşık 108 milyon lira, QNB Finans Yatırım %19,75 yıllık basit faiz oranıyla 35 gün vadeli ihracını yaklaşık 115 milyon lira, bir önceki hafta %18,90 yıllık basit faiz oranıyla 86 gün vadeli ihracını 200 milyon lira olarak sonuçlandıran Deniz Finansal Kiralama, geçtiğimiz hafta %20,25 yıllık basit faiz oranıyla 91 gün vadeli ihracını 17 milyon lira, bir önceki hafta %18,25 yıllık basit faiz oranıyla 47 gün vadeli ihracını 200 milyon lira olarak sonuçlandıran Yapı Kredi Yatırım, geçtiğimiz hafta %20,25 yıllık basit faiz oranıyla 91 gün vadeli ihracını 100 milyon lira, Volkswagen Doğuş Finansman %21,50 yıllık basit faiz oranıyla 99 gün vadeli ihracını yaklaşık 197 milyon lira, Philip Capital %24 yıllık basit faiz oranıyla 91 gün vadeli ihracını 50 milyon lira, Yapı Kredi Factoring %19,85 yıllık basit faiz oranıyla 84 gün vadeli ihracını 111 milyon lira, Zorlu Factoring %31 yıllık basit faiz oranıyla 182 gün vadeli ihracını yaklaşık 25 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraçlar sonucunda yurt içinde tedavülde İş Yatırım'ın yaklaşık 4 milyar 100 milyon, QNB Finans Yatırım'ın yaklaşık 400 milyon, Deniz Finansal Kiralama'nın yaklaşık 1 milyar, Yapı Kredi Yatırım'ın yaklaşık 1 milyar 700 milyon, Volkswagen Doğuş Finansman'ın yaklaşık 800 milyon, Philip Capital'in yaklaşık 400 milyon, Yapı Kredi Factoring'in yaklaşık 700 milyon, Zorlu Factoring'in yaklaşık 200 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Geride bıraktığımız haftalarda 3 aya yoğunlaşmış vadelerin devam ettiğini görüyoruz. 26 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye Merkez Bankası'nın para politikası kurulu kararı, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %14 düzeyinde sabit tutulması olarak açıklandı. Borçlanma araçları birinci piyasada belirsizliğin göstergelerinden olan oran revizelerinin ve iptallerin geçtiğimiz haftada devam ettiğini gördük. Bir diğer yandan da bankalar ve bankalar harici finans sektörü kurumlarının önceki haftalara benzer vadeli ihraçlarına kıyasla geçtiğimiz haftaki ihraçlarındaki oranların yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Bir sonraki haftanın değerlendirmesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.